İkili ilişkilerde neler yapıyorsun? Evet. Şimdi Venüs geri gittiğinde ikili ilişkileri de yıkım olarak etkiliyor. Özellikle Venüs'ü Aslan'da olan, özellikle Venüs'ü 7. evde olan, özellikle Aslan etkisinin 7. 1-7 akslarında, 1. ev 7. ev aksında olan, yine diğer bazı evlerdeki 5. ev 11. ev akslarında olan, bazı evlerde Aslan'ı Venüs açılarını kareler şeklinde olumsuz açılarla yaşayanlar Venüs retrosundan son derece ikili ilişkilerde negatif etkilenirler. Şimdi retro neydi? Eksik kalan, yarım kalan hikayeleri sana tamamlamanı emrediyor. Gezegen geri giderken neyi eksik bıraktın, neyi yarım bıraktın, neyi hatalı yaptın? Bunu tamir et, bunu düzelt diyor. Şimdi aslında kötü bir şey değil Venüs retrosu. Eksik, yarım kalan hikayeleri düzeltmek, yarımı temizlemek demek. Temizleyebilirsen. Şimdi ya da geçmişle hesaplaşmak, geçmişle yüzleşmek demek. Net yüzleşmek demektir. Şimdi geçmişle yüzleşelim evlere göre. Birinci evde diyelim Venüs'ü, Aslan'da ve Venüs'ü retro yaşayacak kişi. Birinci evde nasıl yüzleşecek? Neyle yüzleşecek? Birinci evde kendiyle yüzleşecek. Bu dönem estetik, güzellik gibi enerjilere yansımayacak. Birinci ev nedir? Ben, fiziksel evim, kendi evim, görüntüm, dış görüntüm, toplumun beni kişilik olarak, görsel olarak algılama şekli. Görselimi beğenmeyebilirim. Aynaya baktığım zaman kendimde bir kusur görebilirim. Venüs retro çünkü. O güne kadar görmem ya da görürüm ama o gün gözüme batar. 42 gün aynaya baktığımda bende şu kusur var, bunu düzeltmem lazım. Ama o tarih, işte o 42 gün düzeltecek bir tarih değil. Sadece aynaya bakıp mutsuz olmak demektir. Kendini beğenmemek demektir. Kişinin ayna karşısında kendi kendini fiziksel anlamda eleştirmesi demektir. Yıpratması demektir. İşte alın size mutsuzluk. 42 gün Venüs'ün birinci mutsuzluğu. İkincisi kişinin bir anda çok yedi, kilo aldı, enerjisi çok iyiydi. Bir anda aynen Venüs retrosu başladı. Aynanın karşısına geçti. Fit miyim, değil miyim? Baktı her taraftan yağlar fışkırıyor. Ondan sonra hadi bakalım. O kişi bütün mutsuzluk, ben çok kiloluyum, ben çok perişanım, çok yemişim, yağlanmışım, bu ne rezalet, diyet yapmam lazım, spor yapmam lazım. Başlangıç için doğru bir zaman değil. İşte aynada kendini gördüğünde birinci evde kilona, fiziğine, yüzüne, estetiğinde beğenmediğin şeylerle yüzleştiğinde, aynayla yüzleştiğinde kişi birinci evde bunu yaşıyorsa haritasında ne yapıyor Neslihan Hanım? Hemen düzeltmeye çalışıyor. Ama işte o 42 gün düzeltecek bir gün değil. 5 Eylül'den sonra düzeltmeye git. Spora yazıl. 15 Eylül Başak yeni ayıyla başlar. Spora yazıl, nefis kilo verirsin mesela. 15 Eylül, 10 Eylül, 15 Eylül arası. Başak yeni ayı seni nefis kilo verdirir. Estetik yapmak istiyorsan koş 15 Eylül'den sonra Başak yeni ayına. Orada sana çok güzel hem de ayrıntılar. Başak böyle detaycıdır, mükemmeliyetçidir. Bir nakış gibi estetik doktor senin oradaki kusurunu temizler. En güzel şekilde senin kusurunu düzeltir. Fiziksel görüntünde ne tür kusurun varsa. Yani bir nakış gibi düzeltir orayı. Başka bir noktada mesela yine Venüs retrosunda birinci evde yaşamında kişi karakter ve kişiliğindeki bazı kibirle, kibirlerinden, işte ukalalığından, egolarından şey yapabilir, terfi etmek isteyebilir. Düzeltmek için doğru bir zaman değildir Venüs retrosu. Retronun geçmesini bekleyeceksiniz. Retro boyunca pişman olacaksınız. Kişiliğinizden, karakterinizden, işte megalomansanız, işte ne bileyim kendinizi çok beğeniyorsanız, kibirliseniz, ukalasanız, tavrınız çirkinse, insanlara karşı ukala hareketler, ukala cümleler kullanıyorsanız, aslan nedir? Kibirdir. Böyle kendini beğenmiştir. O alçak dağları ben yarattım. Ormanların kralı benimdir. Burada işte aslanlar biraz pişman olacak. Ya da o dönem işte Venüs retrosundan birinci evde etkilenenler pişman olacaklar. Ve ne olacak? Modları düşecek. Kendilerini gözden geçirecekler. Ya ben nerede yanlış yaptım diyecekler. Ben neden böyle davrandım, bunun kalbini kırdım. Neden böyle davrandım, şunla papaz oldum. Neden buna böyle söyledim de bak beni yanlış tanıyor. Ben aslında böyle biri değilim. Beni yanlış tanıyor.
İşte yanlış algılamaların düzeltilme, o çalkantının patinajın içine girecek. Ama patinaj yapacak 42 gün. Bunu ancak 15 Eylül'den itibaren Başak yeni ayında düzeltebilir. Bakın hep düzeltme tarihlerinde söylüyorum. O dönemki pişmanlık Başak yeni ayında düzelir. Retro bittikten sonra. İkinci eve geldiğinde kişi kesinlikle bütçesiyle hesaplaşır, yüzleşir. Gelirim bu, giderim bu. Denk bütçe yapmam lazım. Ben ne yapmışım? Çok açılmışım. Kredi kartlarını patlatmışım. Batırmışım kendimi. Gelirim belli, giderim çok. Niye bu gider çok? Tasarruf niye yapmadım? Ben neden çok para harcadım? Bunun hesaplaşması, yüzleşmesi. O an gelen gelirleri azalmaya başlar. Venüs Retrosu öyledir, hesap verir, yüzleştirir. Birdenbire çıkmayan faturalar çıkar, önüne gelir. Birçok cebinden parası gider. Ve o an sıkışır, sağdan soldan para isteyecek yüzü de olmayabilir ya da vermezler retroda. Sıkışır ve bir anda borç batağına batabilir. Kişi denk bir bütçe yapmalıdır. Bunu da ne zaman öğrenmelidir? Bu dank edince Venüs Retrosu'nda ikinciye maddi kaynaklar, öz kaynaklar evinde. Başak yeni ayı çok iyi bir tasarrufçudur. Başak yeni ayı tam bir mükemmeliyetçidir bu konuda. 10 Eylül'den itibaren 15 Eylül gibi kendini artık normal gelir giderini ayarlayan denk bütçesini yapan bir kişi olabilir. Şimdi 42 gün Ağustos boyunca o sıkıntıyı çeker ama 15 Eylül'de artık hani bir nevi tabiri caizse ekonomide adam olur, kendini toparlamış olur. Üçüncü evde eğer Venüs retrosunu çok sert yaşıyorsa, yani Venüs açıları çok sertse kişinin ya da retroyu orada yaşayacaksa iletişim diline dikkat etmesi gerekir. Bugüne kadar insanlara aslan ya tepeden konuşabilir, dik konuşabilir, hava atabilir, hava basabilir. İletişimde ukala tavırlar, kibirli tavırlar, dilde yani yazılı sözlü ifade, sunum tekniklerinde, tüm iletişim ağlarında böyle kendini çok beğenmiş olabilir. Bu da biraz pişman olabilir. Çünkü çevresinde kimse kalmayabilir. İletişimde çok eleştiri alabilir. Eksiklerini, gediklerini tamamlayıp 15 Eylül itibariyle iletişim dilini düzeltmeyi öğrenecektir. Bakın retro bir şeyler öğretir insanlara. Boşuna bu retrolar olmaz. Neden de gezegen geri gider? Eksik yönümüzü, yanlış yönümüzü, efendim başka taraf hani yarım bıraktığımız hikayeleri tamamlamamız gerekir. Bunun gibi düşünün. Eve gidiyoruz bakın detaylı anlatıyorum. Dördüncü evimde haritamda eğer ben Aslan Venüs retrosunu yaşıyorsam veya retro açılarından etkileniyorsam dördüncü evimde bir sorunum var. Ben kulak arkası etmişim. Bu evi borçla almışım diyelim, kulak arkası etmişim. Gayrimenkulle ilgili arazi, arsa, toprak, baba malları, mirasları, baba ile ilgili konular, babamızın sağlığı, erkek figürlerin sağlığı, baba kökleri. Baban hayatta olmayabilir ama babası hayattaysa değilse de amcası olur, yakın olur o figürler mesela, erkek figürler. Ya da işte dördüncü evde ben taşınmak istiyorum. Bu ev bana küçük geliyor. Bir anda daralır. Evde tadilatlar çıkar, sıkıntılar çıkar. Yerleşkesinde, lokasyonda problem ortaya çıkar. Yer lokasyonu sıkıntı yaratır. Ve o 42 gün boyunca evini değiştirmeye sakın kalkmasın. Hata yapar. Venüs retrosunda harekete geçilmez. Sadece hesaplaşma yapılır, yüzleşme yapılır. Ve bir karar alınmak istiyorsa 15 Eylül itibariyle kararlar alınmalıdır. Çok nettir gökyüzünde. Venüs retrosunda harekete geçen herkes kayba uğramıştır. Çünkü Venüs retrosu düzeldikten sonra bütün işler tam tersine dönmüştür. Gözle görmedikleri her şey birdenbire ortaya çıkar. Bir sanal perde iner çünkü retroda. İnsanlar bazı ayrıntıları göremezler Aslan retrosunda. O nedenle sonrası pişmanlık olmaması için 15 Eylül civarı kararlarını almalıdır. Dördüncü evde ihmal ettikleri genetik köklere dikkat etmelidir. Genotiplere işte üçüncü üst kuşak dişil bireylerden onlara aktarılan DNA'lara, kalıtımlara dikkat etmeleri gerekir. Örneğin dördüncü evim Aslan Venüs Retro. Kalp damar hastalıkları çok önemlidir. Aslan vücutta kalbi, omurgayı, damar yollarını temsil eder. Malum sıvılardan dolayı, alınan sıvılardan dolayı da biliyorsunuz, çok iyi biliyorsunuz siz bunu. Vücutlarda birikimler var bazı yerlere kötü tetikledi bu sıvılar. Ondan dolayı bir de Aslan Venüs Retrosu kalp damar yolları
hassas olacak. Bu dönem oldukça yüksek. Kalp krizi, damar patlaması, beyin embolik, aort. Bak aort çok ortaya çıkar. Ben yaptığım araştırmada en çok kalbin de aort kısımları. Bir anda aortu yırtıldı, bayıldı, öldü. Ya da vurdu yani düştü, öldü. Aort yırtılmaları, damar tıkanmaları, bypass ameliyatları, kalp krizleri, omurganın durumu, omurganın şekli, efendim damar yolları, tansiyon, yüksek tansiyon. Ağustos boyunca herkesin çok dikkat etmesi lazım. Neslihan'ın bir de üzerine çok yüksek sıcaklar gelecek mi? Yani bu yurdu buradan yak diyeceksin. Ya yani hakikaten bazen gökyüzüne kızıyorum. Ya geldin mi kulli geliyorsun ya, biraz da dur be kardeşim. Yani bu kadar da kötü gelme ya. Ben bile isyan ediyorum. Bakın ben gökyüzüne isyan ettiğim durum çoktur yani. Ya zaten kalp damar sıkıntılı. Bir sürü insan sıvı almış, kalp krizi riskiyle karşı karşıya. Zaten kalp hastalığı çok fazla yaygın. Gençlere kadar inmiş durumda. Zaten aslan retroda yüzleşmeler, sağlık yüzleşmeleri olacak sağlık evlerde. Altıncı evde, dördüncü evde genetik köklerde yüzleşmeler var. Ya da yakınlarımızla yüzleşmeler, üzücü yüzleşmeler. Yakın bireylerimiz, aile bireyleri, sevdiklerimiz, akrabalarımız. Bunlarla sıkıntılı sağlık yüzleşmeleri olabilir. Sıkıntılı durumlar. Peki, bir de kardeşim yani üzerine çok yoğun sıcaklar, üzerine tuz biber. 15 Temmuz'dan sonra özellikle Ağustos ayı korkunç kurak, aşırı sıcak geçiyor. Bir de Aslan Venüs retrosu çok sıcak geçer. Sıcaklık, ateş, yangınlar, çok sıcak bir iklim, kurak bir iklim olur. Aşırı sıcak ne yapar? Kalp krizini normalde damarları geniş gevşetiyor. Sağlık sektörü bunu çok iyi biliyor. Ya damarlar soğukta, kışta kalp damarları büzüşüyor, daralıyor, krize sebep oluyor. Soğuktan damar geriliyor. Sıcaktan da genleşerek tıkanma yaratıyor. O da bir etki yaratıyor ve damar yolları tıkanıyor. Çok sıcak hava kalp krizi riskini tetikler. Yani o kadar çok destek var ki Venüs retro yapıyor. 5 Mayıs'taki Akrep ay tutulması kare yapıyor. 3 ay sonraki karesini Ağustos'a. Bir de o taraftan aşırı sıcak bir hava akımı Ağustos'ta kurak sıcak bir hava akımı etkiliyor. Yani biraz sağlığa çok dikkat etmek lazım. Bunun için önlem alabiliriz. Ne yapabiliriz? Serin yerlerde kalabiliriz. Kan sulan doktorumuza danışarak kardiyoya gidebiliriz. Önceden Temmuz'da kardiyoya gidip damarlarımızı kontrol edebiliriz. Kalbimizi kontrol edebiliriz. Kan sulandırıcı alabiliriz doktor kontrolünde. Yine buna keza işte sıvılar, bol sıvı tüketebiliriz. Su içebiliriz. Limon suyunu kullanabiliriz. Limon bir ilaç, bir şifadır limon suyu. Kemoterapiden daha etkili bir şifadır. Limon bol bol kalp damara çok iyi gelir. Açar damar yollarını. Zerdeçal tüketebiliriz. Bunlar iyi bir enerjidir damar yollarının açılması için. Yani elimizden gelen önlemleri alıp tevekkülü sakin bir şekilde stres olmayabiliriz. Bir şeyler için üzülmeyebiliriz. Yani ayrıldım işte sevgilimden ayrıldım. Canım gittiyse gitti. Biri gider, biri gelir. Vah vah kara bahtına düşmeye gerek yok. Bak kalbini tetikle. Kalbini zorlama kardeş. Kalbini zorlama arkadaş. Bu önemli. Kalp insanı tık 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 ayakta tutuyor. Kalbi zedelemeyelim. Bu dönem kalp önemli. Her tür kalp. Gerçek kalp de, sevgi kalbi de. Hepsi de Venüs retrosunda çok tetikleniyor. Aslan'da olduğu için. Evet, Güneş burcu aslan, Ay burcu aslan, yükseleni aslan, Venüs aslan olanlar buradan 3 tık yüksek etkilenirler. Daha çok tık alırlar buradan, daha çok etki altında olurlar. Onların merkezden 2-3 kat daha fazla her şeye çok dikkat etmeleri gerekir. 5. evde aslan Venüs retrosu yaşayan kişi partneriyle çok ciddi sorunlar yaşar. Partneri yoksa efendim çocuğuyla varsa çocuğuyla sorun yaşar. 5. ev çocuklar, gençler, hayattan zevk aldığın, keyif aldığın konular, eğlence, efendim partnerinle yaşadığın mutluluğu anlatır. Aşk ve sevgiyi yüceltir. Venüs aslan ve burada retro ise orası yandı. Hayattan keyif aldığın her şey 42 gün askıya alınır. 15 Eylül'den sonra her şeyi düzelt ya da toparla. Çocuklarla sıkıntı yaşayacağın bir döngü olur. 5. evinde ise aşk ve sevgin partnerinde çok zorluk. O dönem ayağına her şey patinaj yapar. Yüzleşmeler, geçmiş hesaplaşmalar, eski ilişkiler, eski aşklar ortaya çıkar. Hiçbir alakasız insanlar mesaj atar, eski geçmiş ilişkiler. Birdenbire hayatını kurmuşsundur. Oradan gelen bir mesaj hayatını alt üst eder.
Nereden çıktı şimdi, kaç sene önceydi, geçti gitti de bana nereden mesaj atıyor da şimdi? Venüs retro atar. Yani Venüs retroda eski ilişkiler temcit pilavı gibi ortaya çıkar. Hiçbirini kabul etmesinler. Hiçbirini almasınlar. Retroda gelen gider. İyi değildir, dengeli değildir, düzgün değildir. Ha benim Venüs'üm diyelim 5. evde retrodur. Ben alabilirim geriye. Gelirse alırım. O bana yarar. Benle kalıcı olur. Ama senin Venüs'ün retro değilse, düz hareketteyse, retroda eski aşkını kabul ettiğinde hiçbir şeyin değişmediğini, olayın daha da kötüye gittiğini Eylül ayından sonra görmüş olursun. Yani eski aşkları, ilişkileri hayatımıza, eski eşleri, eski partnerlere sokmayalım. Yanlış yapmayalım. Bu da 7. evin ana konularında. Eski ortakları almayalım hayatımıza. 7. evin ana konuları. Anlaşma ve sözleşmelere dikkat edelim. Bir kağıda imza atarken dikkatli olalım. Metinleri tam okuyun. Retroda imza atmak son derece sıkıntılıdır 7. ev konularında. O nedenle aslanın 7. evi kovadır. Kovalar, yükseleni aslan olanlar, alçalanları kova olduğu için, yükseleni kova olanların alçalanı aslan olduğu için son derece yükseleni kovaların ikili ilişkilere, partnere, ortaklıklara ve ikili ilişkiler, anlaşmalar ve sözleşmelere dikkat etmeleri gerekir diyoruz. Özellikle 7. evde yaşayacaklar. 6. evi atladık. Orası zaten sağlıkla aynıydı. 4. evin aynısıydı. Oraya bir şey daha ekleyeceğim. 6. evde şöyle bir şey düşünün. Sadece sağlıkla ilgili retro, kalp, damar veya onlar tetiklemez. Retro şöyle de tetikler. Eski köklü bir kalıtımsal hastalığım vardır. Retro çalışırsa, aslan değil de diyelim başaksa, sindirim sistemini tetikler. Eski bir hastalığını ortaya çıkartır. Onunla yüzleşirsin. Ne eksikse, yarım kaldıysa, tam bir tedavi yapmadıysan, o sağlık, bütün bedensel sağlığın karşına çıkabilir Venüs retrosunda. Yine burası çalışma ortamı. Beraber çalıştığım mesai arkadaşlarıdır. Eğer çok problemin varsa burada retroda darma duman olursun. İş yerinde çok büyük çalkantılar meydana gelir. Eski çalışanlarla hep hesaplaşmak, yüzleşmek zorunda kalırsın. Şu belge yanlıştı, bak o yaptı, şu dedi, bunu dedi. Hep bir tartışma içinde geçer. 42 gün boyunca çalışma ortamından neredeyse lanet eder, işten istifa edecek noktaya gelebilirsin. İzin al, tatil yap, Venüs retrosundan kurtul, kimseyle çatışmaya girme. Tavsiyemiz bu, başka çaremiz yok. Retro çünkü olacak, kaçış yolu yok. Keşke olmasa ama kaçış yolu yok. 8. evde yaptığımız yatırımlar konusunda biraz elimizde patlayabilir. 8. evde aslanım var ve retro konuma geçtiğinde finans evinde çalkantı olur. Geçmiş ameliyatlarında eksiklikler ortaya çıkar. Geçmişte ben bir ameliyat olmuştum. Kaç sene önce diyelim, örnek veriyorum. Ondan sonra 8. evde aslan seni Venüs retrosu ile yakaladı. Ameliyat tam güzel olmamış, yarım kalmış. Bunu düzelt der sana. Ama düzeltme zamanı o dönem değil. Düzeltme zamanı 15 Eylül'deki nefis Başak yeni ayında düzelt. O ameliyatını düzelt, eksik kalan yeri gider mesela. Ya da finansal yatırım yapacaksın. Venüs retrosunda yatırım yapma, sakın yapma. 15 Eylül'den sonra yatırım yap. Orada kayıp yaşayabilirsin ama 15 Eylül'den sonra tekrar trendin yükselebilir. Kazancını tekrar yakalayabilirsin. Finansal yatırımlarına, Bitcoin'e, kurlara, hisse senetlerine, borsaya, hepsine dikkat edilmesi gereken krizli bir evdir 8. ev, Aslan Venüs retrosunda dikkat edeceksiniz. 9. evde yaşadığınızda uçak, yolculuk, seyahat, uluslararası yabancılar, yabancılarla ilgili konular tekrar gündemine gelir. Yabancı ülkeler. Yurt dışında yaşıyorsun, vatandaşlık hakkı alamamışsın, bekliyorsun. Venüs retrosunda bununla yüzleşebilirsin. Neyi yanlış yaptın? Neresi eksik? Belge mi eksik, bilgi mi eksik, dilin mi yok, ülkenin yani verdiğin bilgiler mi yanlış? Tekrar bir masaya yatırılırsın. Vatandaşlık haklarında, söz şeyinde, yurttaşlık durumlarında, yabancılarla ilgili konularda, yurt dışı konularında, yabancı ülkelerle ilgili ticari işlerde. Mesela alım satım yapıyorsun, yabancı bir ülkeye mal gönderdin. İşte o gecikebilir, mal alım satımında sıkıntılar olabilir. Seyahatlerde uçaklar rotar yapabilir, uçaklarda sıkıntılar meydana gelebilir. Ha uçak düşmez ama sarsıcı ya da saatlerde sıkıntı olur. Valizini kaybedersin. Havaalanında valizini bulamazsın.
bir takım sıkıntılarla Venüs retrosunda 9. ev konularında karşılaşırsın. Ama 9. evde en önemli şey şudur. 9. evin aslan ve retro konuma düştüğünde hukuk, mahkemeler, geçmişteki davalar, davalıklar, geçmiş hukuki konular patır 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 önüne gelir. Geçmişte neyle şey 20 yani 30 yıl önce, 29 yıl önce ne oldu? Ya da ona benzer neler yaşadın? Ya da aradaki dönemlerde neler yaşadın? Neyi eksik bıraktın? Hukuki kanunlar, belgeler, bilgiler, mahkemeler tekrar bunların düzeltilmesi gereken eski bir davanın sonucu gelebilir. Farklı bir sonuç çıkabilir. Burada bir şeyin çalıştırmak için ya da dava açmak için uygun değildir. 15 Eylül Başak yeni ayının beklenmesi gerekir. Retroda dava açılmaz 9. evde Aslan veya Venüs retrosu açıları varsa kişilerin. Yani elinde patlar. Hukuk elinde patlar oradan. 10. ev en acıtıcı taraftır. 7. ev gibi, 4. ev gibi, sağlık evi gibi hepsinde en acıtıcı taraftır burası da. İş ve kariyerdir. İş ve kariyerde neyi eksik bıraktın? Neyi yanlış bıraktın? Kim ne kurcalıyor? Ya da iş ve kariyer noktasında ne yanlış? Kim ne yanlış yaptın? Patır patır iş, kariyer konusunda takır takır hepsi önüne gelir 10. evde. Hepsinle yüzleşirsin. Belgeyle, kişiyle, bilgiyle yüzleşmek zorunda kalırsın. İş ve kariyer noktanda aslan retro konuma düştüğünde bulunduğun konumdan, yerden de gidebilirsin. Yani makam mevkin de değişebilir. Gönderilebilirsin geçici olarak veya başka bir nedenle. Orada bazı açılar sertse sarsıcı durumlar iş yerinde sarsıcı durumlar da meydana gelebilir. Kariyerinle ilgili sınavdan geçeceğin, birileriyle yüzleşeceğin, evrak kayıt bilgilerde neyi yanlış yaptın, neye hatalı imza attın, neyi görmedin, neyi gözünden kaçırdın? Venüs retrosu, temcit pilavı gibi 10. evde tekrar tekrar önüne sunulur ve bunlarla yüzleşmek zorunda maalesef kalır, canın sıkılır. İş kariyer noktasında. 15 Eylül'ü bekle, ondan sonra her şart düzelir harekete geçme konusunda. 11. evde tüm eski arkadaşlıklar, dostluklar, eski olaylar, eski komşular, eski sosyal çevren, ortamlar hepsi birdenbire tekrar yarım ve eksik kalanlar ortaya çıkar. Eski bir arkadaşınla yüzleşebilirsin. Eski bir konuda bir dostunla davan vardır. Yani kendi aranda bir sıkıntın vardır. Yüzleşip hesaplaşabilirsin. Ortaya çıkar bunlar. 11. evde sosyal çevrelerle yüzleşebilirsin. O sosyal çevrenin sana çok bir şey getirmeyeceğini görebilirsin. Başka bir sosyal çevreye gidebilirsin ama o dönem değildir işte. 15 Eylül'den sonra sosyal çevrenin arkadaşını ve dostunu da yenilemen, gözden geçirmen ve bir elekten geçirmen gerekir. Retrodan sonra 11. evde bunu yaşıyorsan. 12. ev biraz yine hassas bir evdir. Psikoloji, izolasyon ve biraz ruhsal kimyayı anlatır. 12. evde aslanın varsa, retro konumdaysa, bütün geçmiş kaygılar, korkular, psikolojik olaylar, tekrar travmalar gündeme gelir. Geçmiş travmalarınla yüzleşebilirsin, hesaplaşabilirsin. Karşına tekrar ısıtılıp gelir. Bunları çözmek için o dönem psikoloğa gitmek için müracaat edersin ama çok verim alamazsın. O dönem en iyi yol psikiyatr adına Eylül ayından itibaren, 15 Eylül'den itibaren Başak yeni ayıyla bir psikiyatrdan yardım alırsan daha doğru bu kalıcı olanların düzeltilmesi, ruhsal dengenin düzeltilmesi, psikolojinin normale gelmesi, bilinçaltı temizliğinin tamamlanması, şifalanma, arınma içinde yine en iyi tarih 15 Eylül Başak yeni ayı. Şifacı yeni ayı diyebiliriz. Yani 12. evde ise evet biraz geçmiş korkular, travmalar, yüzleşmelerle karşılaşacaksın Venüs retrosunda. Burayı iyi bir şekilde atlatmaya çalış. Meditasyon yap. Güzel müzikler dinle. Deniz kenarında ya da ortamlarda, ormanlarda yürümeye çalış. Güzel yerlerden hava almaya çalış. Kendini ruhsal medite et ya da yoga yap ya da enerji çalışmaları yap. Biraz psikolojik olarak rahatlamana sebep olur ama 15 Eylül'den sonra keskin çözüm bulabilirsin diyoruz. 12 evin tüm detaylarını Venüs retrosuyla gözden geçirmiş oluyoruz. Ama ben burada iyi ve ılımlı anlattım. Bunlar daha sert açılarsa Neslihan Hanım, kişi daha sert noktalara düşebiliyor. Mesela bir örnek vereyim. Bir danışanım vardı geçmişte. Venüs
metrosuna düştüğünde 12. evindeydi. Ben çok dikkat etmesi gerektiğini, travmalarına. İyileştim ben, iyi tedavi aldım dedi. Ben dedim hayır, yarım eksik kalan bir konu var burada demiştim. Oğlak Venüs retrosu yaşamıştı o dönem pandemi içinde. O tekrar nüksedeceğini ona söylemiştim. Tekrar nüksetti ve uzun bir sürede 6 ay hastanede yatmak zorunda kaldı iyileşebilmesi için. Yani bazen retrolar eski yaraları tam tamir edilmemiş, tam çözüme kavuşmamış, tam işte yarım kalmış hikayeleri ruhsal da olsa, psikoloji de olsa ortaya çıkartıyor travmayı. Bununla tam anlamıyla kökten bunu çöz diyor. Bazen evet 12. evde Venüs retrosu iyi çalışır. Senin sorunu tam çıkartır 12. evde, bunu tam çözmeni sağlar. Bu da Başak Yeni Ay ile bir tedavisi kliniğinde çok net, ağır vakaysa tabii, duruma yarar ağır vakaysa çözüme ulaşabilir. Evet, bu çok boyutludur yani. Haritalarda bu çok boyutlu açılarla görülebilir. Yani oldukça Ağustos'ta siz konuşurken hep şunu düşündüm. İletişimimi azaltalım, yani köyüme gidelim, program mı yapmayayım diye düşündüm mesela. Hani azaltmak mı gerekiyor? Önlem olarak ne yapabiliriz? Yani gerek maddi olarak, ekonomik olarak ne yapalım? Kişisel olarak ne yapalım? Şimdi neler yapmamalıyız? Tabii. Neler yapmamalıyız? Ne yapmayalım? Ne yapmayalım? Şimdi hayatımızı tabii devam ettireceğiz. Hayatımızı herkes devam ettirecek. Ağustos geldi, Venüs retrosu geldi diye kendimizi askıya almayacağız. Tabii onlar hayatın gerçekleri. Ama ne yapmalıyız? Bilinçli davranmalıyız her konuda. Mesela haritanda, aslanlarda, Venüs retrosu şöyle hissedersin. Haritanı bilmeyebilirsin. O an Temmuz sonu geldi, Ağustos başı geldi. Etki başlar. Neyde daralıyorsan demek ki o konu o evini anlatıyor. Aslan retrosu seni orada sıkıştırıyor. Daraldığın noktayı rahatlatmaya çalışırsın. Örneğin dördüncü evinde diyelim retro başladı. Sen dördüncü evinde olduğunu bilmiyorsun. Haritana hakim değilsin. Veya o kadar iyi bir astrolog değilsin diyelim. Ya da sıradan bir vatandaş bilmiyor. Ama baktı tam Temmuz sonunda ev sahibi kapıya geldi. Dedi ki evi kirada diyelim. Ev sahibi dedi ki çık. Şu geliyor, bu geliyor. Ben işte sana bir ay, iki ay, üç ay müddet verdim. Çık işte. Yoksa mahkemeye vereceğim. Bu dönem ne oldu? Evinle ilgili kişi sorun yaşadı. Bakın bir sorundur ortaya çıktı. Şimdi Venüs retrosu bunu getirdi. Niye eksik ve geçmiş bir konuyla hesaplaşma? Ev sahibi çocuğum gelecek, oturacak. Geçmiş bir hikaye. Kendi çocuğunun gelmesini istiyor. Ben çocuğum yok ya, işte başka bir yerdeyken sana kiraya verdim. Çocuğun evine taşınacak diyor. Doğru veya yanlış söylüyor ama bir şekilde bir beyanı var. Şimdi o kişi o evi bırakmak zorunda, terk etmek zorunda. Venüs retrosunda bu ona kabus gibi gelir, işte zor gelir. Çünkü o dönem dışarı çıkar, ev arar Neslihan Hanım. Yapacağı tek iş budur. Çıkacak, ev arayacak, yeni bir ev. Kiralar çok yüksek gelecek o kişiye. İşte bakacak kendi ödediği kiraya bak, oraya bak, iki katı, üç katı belki. Ya belki dört katı. Şimdi o çok zorlayacak onu. Çok semt gezecek, çok yerlere bakacak, çok ev dolaşacak. Belki standartların çok altında bir yer bulabilir. Yani onu mutsuz edecek o şartlar. Gayrimenkul alanında, ev ve taşınmaz mallar alanında. Ev sahibi kiracı çatışmasında. Örnek mesela. Bir tane sıradan bir örnek verdim. İşte Venüs'ü bu bir ay 42 gün böyle yaşayacak. Sonra Eylül geldiğinde biraz beklerse, Eylül ayını açarsa, Eylül'ün 15'inden sonra Başak yeni ayıyla eğer daha sağlıklı bir çalışma yaparsa daha bütçesine uygun bir ev bulabilir. Hesaplıdır, tutumlu bir burçtur. Tutum ve hesabı temsil eden akıllı bir burçtur o konuda. Mekılı kırk yarar, ayrıntıcıdır. O yüzden ona belki hesabına, kitabına uygun bir yer bulur. Başak 15 Eylül'den sonra iyi bir eve taşınma şansı ya da bütçesine uygun, daha uygun bir yere taşınma şansı yüksek olur. Ama şimdi hemen ev sahibi kapıya dayandı. Venüs retrosu yaşıyorum. Evimden çık dedi. Orada hemen kara bahtına gelip hayatını karartmaya gerek yok. Venüs retrosunda dışarı çıkma, ev arama, taşınma, yer değiştirme, karar alma. Şartlar evet öyle geldi. Dördüncü evimde yaşıyorum. Bekliyordum bir şey gelecek diye su borusu patlayacaktı. Ya ev sahibi çık diyecekti. Ya da birdenbire bir gayrimenkul problemi olacaktı. Ya da
baba köklerimden birinin bir kalp krizi vakasını kalıtımsal duyacaktım. Ya da işte bir sıkıntı yaşayacaktım. Amcamın kalbini duyacaktım ya da kalp krizini. Atıyorum. Yani o hazırlıklı olmak işte. Bilinçli davranmak. Dördüncü evi bu şekilde yaşar. Eylül ayında evini bulur. Ekim'de de taşınır diye. Öyle düşünün. Yani dengeyi bu şekilde kurarsa hayatı içinde yapması gerekenler bunlar. Ne yapmaması gerekiyor? Ağustos ayında hiçbir karar almaması gerekiyor. Hiçbir kağıda imza atmaması gerekiyor. Ağustos'ta bir yeni hamleye, yeni bir projeye, yeni bir yere, yeni bir eve, yeni bir karara hemen aktif halde gitmemesi gerekiyor. Çünkü retroda başlarsan retro bittiğinde eline ayağına dolanıyor. Gökyüzünün de böyle bir enerjisi var. Yani retroda bir şeye başlamayın diyor. Unutmayın ki Ağustos'un içinde Merkür retrosu da eşlik edecek bu retroya. Çifte retro yaşanacak tabii. Yani bir kurşundu iki kurşun atacaklar sana. Şimdi iki tane kurşun atıyorlar. Sen harekete geçmeye çalışıyorsun. O kurşunlar içinde acını retrolar bitince hissettirir. Ya ben kuvrulmuşum dersin. Kanıyor her tarafım dersin. Ne zaman hissedersin o kurşunların acılarını? Retro bitince, retrolar bitince. Ben harekete geçerken ne tür karar olursa olsun her şeyde 10 Eylül'den sonra 15 Eylül'de Başak yeni ayında her konuda harekete geçilmesi kişileri kurtarır. Bizi dinleyen binin üstünde bir sürü insan var. Hani bütün takipçilere söylüyorum. Bir karar alacaksanız retro döneminde almayın, uygulamayın. Hatalı olur. Retro bitince kurşunun izlerini, acısını hissedersiniz. Retrodan sonra karar alın, uygulayın. Başak yeni ayı, bakın açık tarih veriyorum. 15 Eylül'deki Başak yeni ayı çok iyi bir yeni ay. Nefis bir yeni ay sizi kurtarır diyorum. Yani o dönem harekete geçmek daha sağlıklı olur diyorum. Kişi diyor ki ben... Hocam, şimdi oraya gelecektim. Ağustos ayı düğün ayı. Temmuz ve Ağustos. Herkes sıcak diye düğün yapar. Ne olacak bu dönemde evlenenlerin durumu önümüzdeki yıllarda? Düğün bir eğlencedir. Eğlencesini yapabilir. Venüs retrosu buna mani değildir. Biraz mutsuzca bir eğlence olur. Evet, Venüs güzellik çünkü eğlence, güzellik, sanat, sanatçıları anlatır. Biraz istedim. Yani nikah imzası atılıyor lan. Düğünde bir de nikah imza atılıyor. Konu kağıt kalem. Bak konu şu. Kağıt kalem. Şu kalemi, şu kağıdı çalıştırırken ne yapacak? Çalıştırırken Venüs retrosuna denk getirmeyecek. Nikah için imzayı retroda atmayacak. Atarsa kendi bilir. Bir başka Venüs retrosunda sıkıntı yaşar. Bu çok net. Nikah tarihini öne çeksin, sonraya çeksin. Düğününü yapsın. Düğünde sıkıntı yok. Düğün yapabilir. Çok eğlenceli geçmez ama iyi geçer yine de. Ama olsun, düğün yapabilir ama nikahda imza atmayacak. Nikahını önce veya sonra yapabilirler. Ha diyeceksiniz bunun bir istatistiği var mı? Var. Bakın biz astrolog olarak matematik ve bilimsel çalışan astrologlarız. Dünya geneli ben birçok kişiye bakıyorum. Ve hepsinin istatistiğini tutuyoruz. Merkür retrosunda kişi şunu yaşamış, işe girmiş. Venüs retrosunda evlenmiş, kaç kişi evlenmiş, kaç kişi işe girmiş. Biz bize gelen bilgilerden, bize gelen baktıranlardan dünya geneli bir istatistik yapıyoruz. Bugün benim en çok danışanım son 3 aydır Vietnam ülkesinden geliyor. Niye? Vietnam'a yaptığımız çalışmalarda, Vietnam halkına yaptığımız astral harita analizlerinde o kadar nokta atışları yaptık ki büyük bir teveccüh kazandık. Yoğun bir müşteri kitlesi, danışan kitlesi alıyorum oradan. Hem de gayet iyi bir danışan kitlesi ve çok keyifli geçiyor. Mesela orada Venüs retrosunda imza atanlar hepsi sonra şu anki retroya gelirken, bak daha Ağustos gelmedi. Şu an hepsi boşanma davaları açmış. Mesela alıyoruz bu verileri. Evlilik yapanlar ayrılığa girmişler. Ya da evlerini, yollarını, yuvalarını ya evlerini ayırmışlar. Boşanmak üzere evlerini ayırmışlar. Artı Merkür retrosunda işe başlamışlar. Mesela oradaki tuttuğumuz istatistikte, bak önümdeki rakamlar burada. %99.9 işten diğer Merkür. Aynı tip Merkür retrosu haritada çalıştığında %99.9 işten çıkmış ya da çıkarılmış. Yani bu istatistiklerin hepsi bize
doğru sonuç veriyor. Yanlış sonuç vermiyor. Acil bir ameliyatım var. 8. evde Venüs Retron var. Aslan, evin Aslan burcu orası 8. ev. Acil ameliyatın olabilirsin. Evet, Venüs Retrosu'nda ameliyat olmak güzel değil. Estetik anlamda hiç değil. Ama o gün orada retroda ameliyat çok acilse ameliyatın olursun. Ama dediğim gibi sonradan bu bir şekilde ikinci bir kez tekrar etme durumu söz konusu olabilir. Ama ol. Yani hayati tehliken varsa ameliyatın olursun. Apandisin patlıyor, gider apandisini aldırırsın. Bu olmalı. Ama bir başka Venüs retrosunda o apandis alınırken orada bir şey unutulmuş, bir şey yapmış ya da orada bir sıkıntı olmuş olabilir. Başka bir organ zedelenmiş olabilir. Yani orada bir sıkıntı çıkar. Küçük de olsa bir şey çıkar ortaya. Venüs mutlaka insana dokunur. Duygularına dokunur.